Biri açmış bana 800 bin dolarım var. Benim ihtiyacım yoktu kimsenin harcığına. Kardeşim kokain mi diyorsun, eroin mi diyorsun, esrar, afyon, her bok var. Türkiye'den buraya hiç kimsenin gelmesini istemiyorum. Hiçbir akrabamı sevmiyorum. Ulan oğlum senin 800 bin doların varsa burada ne işin var? Üst katta satıyormuşlar, alt katta biz yatıyoruz. Kokain satıyorlar üst katta. Bu ülkede sıkıntılıyım. İş yapamıyorum ama mutluyum. Kafam rahat. Beni seveni ben de seviyorum kardeş. Vatanına yatırım yap. Yurduna yatırım yap. Sen doğru kafayı mı yemiştin kardeşim? Amcan oğlunu çalıştır. Dayın oğlunu çalıştır. Halan oğlunu çalıştır. Ya zaten akrabalar beni sevmiyor ki kardeş. Ya ben kendim acımadım, benden para istiyor kardeşim. Kimseye muhtaç değilim. Amcanı götüremiyorsun, beni nasıl götürürsün kardeşim? Ala orada, ala orada, ala orada. Herkese selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün kim var misafirimiz? Efsane, çılgın dönerci, Kolombiyalı dönerci. Fuat abi var. Fuat abiyle ikinci video yapmaya karar verdik. O yüzden tekrardan Kolombiya'ya geldim. Çok aşırı istek oldu. Ayrıca bu seyahatin bir sponsoru var. Almanya'dan Metin Bey'e çok teşekkür ederim Kolombiya'ya uçuşumu karşıladığı için. Şimdi Fuat abinin yanına gidelim. Burada olduğumu bilmiyor. Bir önceki mahalleden ayrılmış başka bir semte gelmiş. Sağ olsun burada iki tane Türk arkadaş var. Fuat abiye yardımcı olmuşlar. Fuat abinin yanına gidelim. Bir baskın verelim. Bakalım neler olmuş son bir ay içerisinde. Hayatında neler değişmiş. Hep birlikte dinleyelim. Hadi bakalım gidiyoruz. Ya poquito amo. Taco, Rico, Rico. Ana öldü, baba öldü. Ya sen neredesin? Ya kardeş hoş geldin, selam verdiniz. Hoş geldin. Var ne yok? Sana bir sürpriz yapayım dedim. Ya vallahi şaşırdım ben, birden şoka girdim ha. Yemin sana ya. Fuat abiyle buluştuk tekrardan. Ya başım gözüm üstüne kardeş, hoş geldin. Ne yapıyorsun abi, iyi misin? Allah razı olsun abi. Siz parayı nasıl bulmuşsun? He? Parayı bulmuşsun. Paranın anasını yaratmışım ya, sen neredesin sen ya? Şimdi burası Fuat abinin yeni semti. Bir sanayinin içinde burada. İki tane Türk kardeşimiz var sağ olsun. Az önce bahsetmiştim. Onlar yardımcı olmuş. Bu bölgeye Fuat abiye taşımışlar. Evet Fuat abi. Ha kardeşim ben. Nasılsın benim babam? Allah peygamber razı olsun kardeş. Baş tacısın. Hoş geldin, şeref verdin. Eyvallah abi. Öyle birdenbire çıkıp gelirsin haber verin abi. Sana bir sürpriz yapayım dedim. Başım gözüm üstün abi. Başın gözün var olsun. Verdim. Eyvallah. Fuat abi parayı bulmuşsun. Ona bir dokunalım önce. Tabii canım parayı buldum, üzerimden atıyorum kardeşim. Ne yapıyorsun sen şimdi paraları abi? Seni binlerce kişi aramış. Bir sürü adam arıyor kardeşim. Her gün arayan var, her gün arayan var. Benim gibi sonuç? Aç kardeşim, bir şey yok. Ciddi misin? Dinime imanma yok. Ben acım zaten ha. Kaç kişi aradı seni şimdiye kadar? Ya bir milyon tane adam aramış ya. Ortalama 400 bine yakın izlendi video. Bir 10 bin kişi aradı mı? He? Valla aramıştık kardeş. Sen hatta ilk videoya yayınladığımızda 4-5 günde tezgah açmadın telefonlara aynen, cevap vermek aynen, için. Aynen. Vallahi cevap vermek için dışarı çıkmamışım halde. Peki Fuat abi arayanlar ne diyor abi? Arayanlar hepsi diyor ki abi geleceğim, ortak olacağım, para göndereyim bilmem ne. Benim hiç kimsenin parasına ihtiyacım yok kardeş. Milyonlarca adam arıyor diyor, gelim gelim gelim, hepsi yalan bir şey. Ortada bir şey yok. Ortada hiçbir şey yok. Senden para isteyenler mi var bir de Fuat abi? Ya ben kendim acımadım, benden para istiyor kardeşim. Ulan ben tok olsam benim burada ne işim var ya? Birkaç tanesi yazmış bana, Fuat abi parayı bulmuş, dükkan açmış, ev tutmuş, araba almış. Ev tuttuğum doğrudur. Evet. He, benim oğlan biraz bana para gönderdi. Ondan sonra bir tane hurda bir ev tutmuşum. Banyozu, tuvaleti de dışarıda. Tek oda mı abi? Ha, tek oda. Bu şekilde takılıyorum. Hele bakalım suyun nereye kadar gidecek. Yani bu şekilde. Peki bir şey diyeceğim abi. Kaldığın otelden niye ayrıldın Fuat abi? Kardeşim kaldığım otelden niye ayrıldım? Baskın oldu. Ne baskın abi? Baskın oldu. Ne baskını? Kardeşim kokain mi diyorsun, eroin mi diyorsun, esrar, afyon, her bok var. Ciddi misin ya? Valla. Uyuşturucu mu satıyorlar üst katta, otelde? Üst katta satıyormuşlar, alt katta biz yatıyoruz. Kokain satıyorlar üst katta? Sen de mi götürdüler karakola? Ben de götürdüm. Aldılar mı içeriye bari? Yok. Kaldın mı karakolda? 3-5 saat kadar aldık ya, ben tek bıraktım. Sen nasıl ifade verdin? İspanyolca da çok az senin abi. Ya işte dedim ben orada yatıyorum kardeşim. Benim o işlerde işim olmaz kardeşim. Diğer arkadaşlar ne yaptılar yukarıdakileri? Kolombiyalıyı alıp götürdüler, ne diye bilmiyorum. Yine saracaklar, başka yolu yok. Yine salıyor zaten, yakalıyor. Sen şimdi yakalıyor. Artık otelde kalmıyorsun ha? Yok, gelmişim, kral gibi ev tutmuşum. Vay. Kurdan burada ama mutluyum kardeşim. Tek oda değil mi evin abi? Banyosu, tuvaleti dışarıda, mutluyum yani. Allah'a şükürler olsun. Kimseye muhtaç değilim. Et satıyorum. Acıktığım zaman çakmağı çakıyorum, dönerimi yiyorum, yeter bana. Fuat bakalım abi, ne olacak? Döneri aynen. Burada. Aynen bu şekilde. Nereye kadar gidecek bakalım ben. Peki Fuat abi, arayanlardan birkaç örnek verir misin? Senden ne istiyorlar, ne yapmak istiyorlar? Sana yardım etmek istiyorlar. Arayanlardan bir tane sana örnek vereyim, çok zoruma gitti. Önce adam benimle kardeş oldu, Çek Cumhuriyeti'nden beni aradı. Çek Cumhuriyeti, Avrupa'dan. Delikanlı da bir çocuk, ilk başta öyle hissettim. Çek Cumhuriyeti'nden beni aradı, selam aleyküm, aleyküm selam kardeş.
Abi senin yanımıza götürelim, beraber Sizden çalışalım. Sizden yok, benim neydi o? Başım gözüm üstüne dedim. Beraber götürelim, çalışalım dedi. Dedim başım gözüm üstüne, benim hayatım değişir dedim beni götürdü. Evet abi. Aradan da geçtikten dedi senede 150 tane adam çeke getiriyorum. Hadi ya. Bana söylüyor. Evet. Süper abi. Ödüm kadar 150 tane götürüyorsan 151.si de ben olam. Tamam ne güzel. Allah peygamber senden razı olsun tabii. Ne zaman gidiyorsun abi? Ondan sonra dedi ki abi dedi tanıdık manıdığın var mı amcamı getirmek istiyorum. Ben de dedim ne oğlum amcanı götüremiyorsun beni nasıl götürürsün kardeşim. Allah Allah. Amcanı götüremeyen adam, amcasını götüremeyen adam beni nasıl götürür? Bu da adamın zoruna gitti, ters düştük birbirine, numarasını engelledim. Yapma kardeşim. Ya. Hiç umurumda değil. Benim sülalem dışarıda ya. Ayıp etmiş vallahi ya. Aynı yani, bu şekil. Seni burada zengin paralı sanıyorlar galiba. Video izlendiği için ondan dolayı mı bilmiyorum ki. Şarjı canım ben katır yükünle benim param var. Katır yükü. Eşek yükü değil. Nereye koyuyorsun paraları? Katır yükünden. Fuat abi. Abim. Ne yapmayı düşünüyorsun peki bundan sonra? Abi vallahi olduğum yerde sayıyorum. Arayış içindeyim. Hala arıyorum bakalım ne olacak. Buraya nasıl geldin? Buraya iki kelime getirdi beni. Nasıl oldu iş? Güney Amerika. Evet. İki kelime beni buraya getirmiş. Güney Amerika diye geldim buraya. Geldim ki vay ana. Amerika ile hiç mi alakası yok? Ne Amerika'sı ne güneyi. Ne batısı ne kuzeyi. Aynı böyle. Girmişim çıkamıyorum. Türkiye'den buraya hiç kimsenin gelmesini istemiyorum. Niye abi? Para yok burada kardeş. Buraya gelen açlıktan ölür mü diyorsun? İşçilik yaparsa anası ağlar babası da beraber. Ciddi misin ya? Valla ben yine et satıyorum günde 10 lira 20 lira kazanıyorum. Karnın doyuyor en azından. Allah'a şükürler olsun. Ama dükkan açarsan kurtuluşundur. Burada dükkan açarsan kurtuluşundur. Güzel para var diyorsun. Tabii. Dükkan Peki, açarsan. Peki bir dükkan açmak burada ne kadar mal olur? Ya, 20 bin dolar, 15 bin dolar, 5 bin dolara da açarsın. Dükkana bağlı. Evet. Bu şekilde. Yani sen burada bir dükkan açsan, dönerci açsan ne kadar para kazanırsın abi günlük? 200 dolar kazanırım günlük. Güzel para. En ölü 200 dolar kazanırım. Kar. Ayda 6 bin dolar para yapar Fuat abi. Eti ekmeği çıkarım. 50 bin lira para. Yani ben yaparım. Centro'da kalsaydım zaten orada da kazanıyordum. Centro'ya niye gitmedin geri Fuat abi? Abi zamtalar bırakmıyor. Vereydin 3-5 kuruş abi. Ya valla ben vermedim işte bilmedim başta. Onlar haraçla şeydi. Çalışıyorlar değil mi? Haraç alıyor hepsi. Tabii canım hepsi alıyor. Ben de bilmiyordum. Günlük kilodan mı alıyorlar hasılatı? Haftalık mı alıyorlar? Günlük de veriyorsun, haftalık da veriyorsun. Hadi ya. Yani bir seferde ver hiç gelmezler. Ciddi misin? Bu şekilde evet. Şu an buradasın. Ya şu anda buradayım. İki tane İskenderunlu kardeşim var. Geldi beni oradan o pis yerden. Yapma ya. Santa Fe'den seni çıkardılar ha buraya. Bir baktım zırrrr telefon açtı. Evet. Bir tanesi abi selam aleyküm aleyküm selam. Neredesin dedim filan yerdeyim. Dedi neye ihtiyacın var dedim benim tek ihtiyacım bir ev bana kiralasanız yeter param var ev kiralayamıyorum. Doğru. He. Vatandaş olmadığın için vermiyorlar yani. Evet vermiyor abi. İki arkadaş geldi Antakyalı. Burada da Cevata Mavata burada dükkanı var şey. Ne güzel. Yani parçacı dükkanları toplancılık var. Toplancılık mı yapıyorlar? Toplancılık yapıyorlar. Allah razı olsun bana evi tuttular paramı verdim. Allah çocuklardan razı olsun kardeş. Buraya da mı onlar seni gelmeni sağladılar tezgaha? Buraya ben geldim. Dedi ki gez bak tezgahını nereye kurmak istiyorsan. Dedim burası benim aklıma yatıyor. Burayı ben buldum. Burada işler nasıl peki? Aç bırakmıyor, tok da bırakmıyor. Rahatsız eden var mı burada? Hiç rüşvet. Kimse rahatsız eden yok. Hiç kimse. Santa Fe'deki gibi işler dönüyor mu burada? Burada Santa Fe'deki gibi bak iki durak bu yanı gel. Hiçbir şey yok. Kralsın burada. Evet. Kralsın. Herkes işinde, gücünde. Zaten Santa Fe hemen şu ileride. Bir durum. Evet. Burada hiçbir şey yok diyorsun hiç, ha? Burada herkes esnaf işinde, gücünde. Ben de esnaflara hizmet etmekten gurur duyarım kardeş. Kokainciler falan var mı? Uyuşturucu satanlar, hapçılar? Abi burada öyle bir şey yok. Ama Santa Fe'de yani başını almış gidiyor yani o şekilde. Peki biz seninle video çektikten sonra bir süre daha devam ettin Santa Fe'de. Evet. Herhangi bir tehlike yine başına bir şey geldi mi orada? Her gün tehlike var orada. Ciddi misin ya? Abi canım. Bir şey yaşadın mı? Yok ban karışmazlar. Aa. Ban karışmazlar. Niye abi? Karışmazlar abi. Seni tanıyorlar o yüzden mi? Hem tanıyorlar bir de karışmazlar yani anlıyorlar. Gariban diyorlar. Karışmazlar. Kimse karışmıyor. Evet. Fuat abi sana ne kadar para lazım bir dükkan açmak için? Kiralamasıydı malzemesiydi. Abi benim malzemem var kardeş. Benim malzemem var. Bu tezgah aslan gibi. Her şey var bunun içinde. Ben bu tezgaha 7 bin para vermişim. Şimdi... Ama 7 bin para vermişim. Bazı arkadaşlar diyor evet, yalan ona değinelim. Evet. Onu bir açıklarsan iyi olur bazı abi. Bazı arkadaşlar diyor ki 7 bin para nasıl bu tezgaha verdin? Kardeş bu tezgahın içinde yoktur bir de
Benim bilet param içinde 7000 dolar uçak para. Uçak biletin dahil bunun içinde 7000 dolar. Uçağı içtiğim suya kadar yazmışım. Okey. Çünkü bir önceki videoda onu söylememiştik. Çoğu kişi yanlış anlamış. 7000 dolar o araba yapılır İçtiğim mı gibisinden. İçtiğim suya kadar yazmışım. 7000 dolar ben masraf etmişim bugüne kadar. Aynen böyle. Peki şu an bir 10.000 dolara sen güzel bir dükkan açabilirsin hiç değil mi burada? 10.000 dolar bana lazım değil. 5.000 dolarım olsun. Benim malzemem vardır. 5.000 dolarım olsun. Kirayı verdim iş bitti. Hiçbiri çıkmadı mı sana? Ortak olayım, 3.000 göndereyim, yarı yarıya çalışalım. Ya söylediler, söylediler ama inandırıcı gelmiyor bankadaş. Yani okey diyorsun ama ortada bir şey yok. Aynen yani icraat yapmak lazım. Bir şey yani icraat lazım. He geliyorum diyor gelmiyor. Abi gelen ortak iş yapak. Bir şey ortada yok. Hepsi yalan dolan yani. Bir şey ortada yok. Biri de açmış benim 800.000 dolarım var. Biri açmış bana 800.000 dolarım var. Ulan oğlum senin 800.000 doların varsa burada ne işin var? Vatanına yatırım yap. Yurduna yatırım yap. Amcan oğlunu çalıştır. Dayın oğlunu çalıştır. Halan oğlunu çalıştır. Teyzen oğlunu çalıştır. Ne işin var Kolombiya'da? Kolombiya'ya sen 800.000 dolar ne işin var oğlum? Sen doğru kafayı mı yemişsin kardeşim? Doğru böyle söylüyorsun. Böyle bir dünya var mı ya? 800 milyarı, 800 bin doları, 800 bin doları Türkiye'den yatır Kolombiya'ya yatırım yap. Peki sana onu niye söylüyor? İş yapalım mı diye mi söylüyor beraber 800 bin dolarım var diye? Ya yalan işte ha. Seni kandırmaya çalışıyor. Ya 800 bin dolarım varsa kardeşim. Türkiye'de iş yap bir sürü gariban var onları çalıştır. Doğru 800 bin dolar. Değil, 800 bin dolar çok büyük bir para Fuat abi. Tabii canım ya. 7-8 tane dükkan açar orada büyük. Ya süleleni çalıştırırsın ya. Değil mi? Tabii canım ya. Sana faydası olmadı ama. He? Sana faydası olmadı ya, ama. Ya yalan abi ya yalan abi. Peki biz seninle video yayınlandıktan sonra konuşmuştuk. Amerika'ya gideceğim diyordun birisi çağırdı diyordun. O ne oldu? Ya bir tane abi dedi ki bana gelirsen buraya sana işin kralını veririm. Evet abi. Ben seni getiremem. Ha Amerika'ya sen kendin gelmen lazım dedi. Ben seni getiremem dedi. Ama buraya benim yanıma dedi. Düşsen sana işin kralını veririm dedi. Çalış çalışabildiğin kadar. Sen nasıl gideceksin? İşte abi. Vize yok. Buradan gidiyorlar kardeşim buradan gidiyorlar. Kaçak mı gidiyorlar? Türkiye'den geliyorlar buraya buradan ha, vize alıp vizeyi gidiyorlar. Vizeyi alıyorlar. Anladın? Ha. Türkiye'de vize alamıyorlar. Doğru Türkiye ha. Kapalı şu an. Alıyor. Türkiye'den geliyorlar buraya buradan vize alıp gidiyorlar. Ha, hepsini biliyorum ben. 16 taneye de ben yemek vermişim. Vize alanlara. Senin yanına mı geldiler? O Santa Fe'de 16 kişiye ben yemek verdim. 16'sı da Amerika'ya gitti. Hadi aynı ya. Bu şekilde. Vallahi ya. Seni nereden buldular? Videoda mı görmüşler? Ama evet ben yalvardım, yakardım dedim. Sizi kim götürüyor dedi abi bilmiyoruz. Söylemediler adamlar. Aynı bu şekilde. Ya? Yardımcı olmuyorlar yani. Ya 10 günde 15 günde vize alıp gidiyorlar ya. Allah Allah. Dinlemeyin onu ya. Peki ne kadar gidiyor vizeye masraf? Çocuğun biri ağzından kaçırdı dedi 800 lira biz vermişik. 800 dolar dedi vizeye veriyoruz. Evet. Ama aracıya ne veriyorlarsa bilmiyorum. Ha ortada bir aracı var galiba. Tabii canım. Bütün evrak sürecini o mu yürütüyor? Ya Türk'ün olmadığı yer yok kardeşim yok. Doğru söylüyorsun. Affetmez ya Türk ya. Doğru söylüyorsun vallahi. Yani bu budur ha. Peki video izlendikten sonra akrabalarından konuşmadıklarından arayan soran oldu mu? Böyle arayınca seni mutlu eden birisi oldu mu yani yıllardır konuşmadığın falan? Kim akrabalardan mı? Akrabaların olur. Ne bileyim konuşmadığın bir yeğenin olur, amca olur. Ya zaten akrabalar beni sevmiyor ki kardeş. Niye öyle diyorsun abi ya? Beni sevmeyeni ben de sevmiyorum kardeş. Yapma ya. Arayan soran olmadı ha? Niye? Harbiyim, doğruyum, açık her şey. Yalan dolan film fırındak yok. Doğru, dürüst açık. Olduğum için diyorsun. Her şey açık, doğruya doğru kardeş. Dürüst olduğum için kaybediyorsun. Beni diyorsun. Seveni ben de seviyorum. Beni sevmeyeni ben de sevmiyorum. Allah Allah var sen çok kral adamsın Fuat abi. Ben seni çok sevdim yani. Aynı böyle. Şu anda seninle ikinci videoyu yapıyoruz. Çünkü izleyenler çok ısrar etti Fuat abiyle ikinci videoyu yap diye. Hatta buraya gelin diye sağ olsun seni izleyen bir abimiz uçak biletimizi aldı. Buraya gelelim diye Kolombiya'ya. Akrabaları sevmesine gelince hiçbirini sevmiyorum. Hiçbir akrabamı sevmiyorum. Sevmiyorum kardeş. Aynı böyle. Ha geldi arkadaşlar. Yani bunu yayınlar. Misafirlerin geldi. Abi şeref verdiniz. Vay Tosun. Allah'ın kurban. Tosun neredesin? Abi ne abi? Fotoğrafıyla geri yok. Fotoğraf gitti. Abi bu adam bak sana yemin ederim bu adam gibi adam. Yok adamın dibi ya. Santa Fe'den çektik getirdik adamı. Öyleymiş Fuat abi anlattı. Bir abileri tanıtır mısın Fuat abi bize? Kardeş beni buraya getiren bu ikisi kardeş. Allah peygamber razı olsun bunlardan. Çok sağ olun abi. Ülkeye değil ha 7 Ağustos'a getirdim. Hayır bak manevi yönden bana çok destek olmuş. Manevi yönden bu bana yetiyor. Benim başımın tacı, yüreğim baş tacısın. He. Yani benim kardeşlerim burada dükkanları var aşağıda. Çuvata parçacı dükkanları var. Toptan iş yapıyor. He abinin iki tane dükkanı var. Hanımı da buralı. Allah peygamber razı olsun.
Zırr bir baktım telefon geldi. Abi neredesin? Sana yardımcı olak. Acil hazır. Dedim kardeş neye ihtiyacın var abi söyledi. Dedim benim bir tek şeye ihtiyacım var kardeş. Param var ev tutamıyorum. Param var ev tutamıyorum. Bana evi tut. Allah peygamber senden razı olsun. Aynı günü bana evi tuttu. Ciddi misin ya? Dinleme imanla bir saat sürmedi ya. Peki bir şey diyeceğim. Senin burada bir sürü Türk tanıdığın var. Neye yardımcı olmadılar? Nasıl? Çok Türk tanıyorsun sen burada. Hapesi benden aç kardeş. Neye yardımcı olsun? Ya ne yardımcı olsun? Hepsi benden aç. Ne yardımcı olsun? Yani şunu ama sorduğun zaman diyor gelin. Gelin yatırım yapın. Gelin. Kaç günde hallettim evi? Bir saatte. Abi bir saat hallettik. Dinlemeyin bana ya. Ya senin o tanıdığın Türklerin de birçoğu burada vatandaş oturumu var. Niye yardımcı olmadılar sana anlamış değilim. Valla ben bir sürü adam tanıyorum. Bankayı çarpmış burada. Ciddi kredi çekmiş ya? Burada. Adamdan hayvanları almış satmış burada. Anladın dedim. Araba almış borca Türkiye'de çarpmış burada. Anladın dedim mi kardeş? Yani bir sürü üçkağıtçı da var burada. Bir sağlam adam dört dörtlük adam da var. Üçkağıtçı da var. Türkiye'nin yüz karası insan da burada var. Yapma ya. Aynı var yani. Bunları yayınla kardeş. Sağ olsun arkadaşlar sana yardımcı olmuşlar. Kral gibi abilerdir bu ikisi. Eyvallah. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bak ben harbiden Fuat abiyi siz de tanıdın. Biz Kolombiya'dayız normalde benimle Mithat. Biz Fuat abiyi tanımıyorduk. Bir Ekrem abiyi tanıyorduk. Baklavacı Ekrem abi. Ondan sonra Murat abi falan var. Halide Hakan abimiz var. Ona da selamlar buradan. Fuat abiyi gördük. Santepe'de dedik bu adamın ne işi var? Santepe ya. Bomba. Dedi ki Fuat abiyi arayalım. Kendi bizi uğraştı. Ama ilk önce bizi ne belledi kanki? Dolandırıcı. Arıyor. Mithat arıyor diyor ki sen diyor bu çocuğu buraya getirdin diyor. 3000 dolar niye dedi. Yapma ya. Çünkü şöyle videonun başında izleyenler şu an hatırladı. Fuat abi birçok kişi dolandırmaya kalkmış. Hala da devam ediyorlar değil mi? Ya adam beni arıyor abi diyor iş yapak. Evet. Para var. Oğlum ben acım zaten. Ne parası? Ben tok olsam burada ne işim var? Ben tok olsam burada işim gezmem abi ya. Gönderseydin biraz para. Yok ki param yok ki. Olsa gönderirsin ama. Olsa bugün dükkan açarım ya. Bu rezil olan korkuyor. Evet. Şu an burada kaç kilo döner satıyorsun? Valla burada karnımı doyuruyorum. Ya Rabbi şükür. Başka bir şey 10'a 20 lira başka bir şey yok kardeş. Valla abi sana bir şey söyleyeyim mi? Yeni yerler bakıyoruz Fuat abi için. Galerias var burada Galerias. Evet. Alışveriş merkezi var. Orasını düşünüyorum. Cuma cumartesi gerçekten çok canlı. Hani burada zaten biliyorsunuz gece klapları. Evet. Evet. Sabah kadar devam ediyor. Bu da Fuat abinin güvenliği. Hadi ya. Evet. Mahito. Hola senyor. Como esta? Como esta? Kardeş. Mahito querido. One minute. Bu benim güvenliğim. Vallahi güvenlik ya. Bırakıyor arabayı gidiyor. Evet. Bırakıyorum arabayı buna gidiyor. Arabayı buna mı bırakıyorsun? Arabayı buna bırakayım. Kardeş. Para veriyorsun mu? Para veriyorum. Karnını doyuruyorum. Kola veriyorum. Yapma yemek ya. Veriyorum. bu şekilde. O mutlu oluyor. Koladan, yemekten mutlu adam. Vallahi ne yürek adamsın valla. Karnını doyuruyorum. Bunun boğazından Fabio. Acaba et yenmiş mi aşağıya? Adamın adı Fabio. He? Neymiş ismi? Fabio. Bunun boğazından eti ben indiririm aşağıya. Yapma ya. Tabii. Gariban değil mi o da? Gariban. Buna bakıyorum ben. Mahito querido. Okay. Y bailamos, venga. Okay. Bailamos. Dans et. Okay. Halay çekmek istiyor bana. Halay çekiyor musun buradan? Ya Türk halayını ona biraz öğretmişim ondan diyor. Anladın kardeş? Strese girdiğimiz zaman biraz halay çekiyoruz kardeş. Peki Türkiye'den arayan var mı Fuat abi? Abi valla İzmir'den bir tane arkadaş aradı. Evet. Ama gerçekten de samimi ve ciddi. Tamam. İzmir'de dedi. Kardeş dedi benim galeri dükkanım var. Tamam abi. Aynen bu şekilde. Kardeş dedi benim galeri dükkanım var. Senin neye ihtiyacın var? Harcın, paran, pulun var mı? Zor durumdasan söyle. Dedim kardeş benim ihtiyacım yoktur. Kimsenin harcını. Reddet. Benim iki tane kardeşim Almanya'da. Bir tane oğlum Güney Kore'de. Bir oğlum da anestezi uzmanıdır. Benim kimseye ihtiyacım yok kardeş. Senin oğlan Güney Kore'de çalışıyor değil mi? Evet. Ustadır. Kralın anamda. Yani benim kimseye ihtiyacım yok. Sadece ne? Burada parasızım. Bu ülkede sıkıntılıyım. Yani ülke sıkıntılıyım. Buraya gelen yani. 3-5 kişi yazmış Fuat abi kaçak mı? Niye ülkesine dönmüyor şöyle böyle? Zaten sen 3 ay önce Türkiye'deydin. 3 ay önce ben... Kardeş ben kaçak değilim. Ben yurduma, vatanıma kurbanım kardeş. Evet. Dönmeyi düşünüyor musun? Aynen. Vallahi bu durumda dönmeyi düşünemiyorum. Bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Dönmeyi de düşünmüyorum. Buradan başka yere de kayabilirim. Başka ülkeye. Yani. Şehir merkezine falan gitmeyeceğim mi meydana tekrardan? Yok yani şehir merkezine gitmeyeceğim.
böyle yerler daha güzel. Sakin yerleri tercih ediyorum. Ama burada çok fazla iş yapamıyorsun. İş yapamıyorum ama mutluyum. Kafam rahat. Kafam rahat diyorsun. Evet. Fazla parayla işim yok yani. Yok, ekmeğim çıktı mı yeter. Şimdilik biraz yani... Şimdilik biraz zorluk çekmem lazım. Çünkü demek ki böyle olacakmış, böyle olmuş. Şu an sadece burada döner mi satıyorsun abi? Sadece döner satıyorum. Başka bir çeşit yok, yok mu? Yok, başka çeşit yok. Çarşıdayken farklı ürünler de vardı sana değil mi? Çarşıdayken mesela tavuk büftek yapıyordum burada. Tantuni yapıyordum. Burada ne yapıyordun? Burada ufak yer olduğu için gitmiyorum. Çok yiyecek adam yok galiba. Yok, esnaflar var. Yani buradaki esnaflar da zaten cebinde... İş yaptıkları zaman yiyorlar, iş yapmadıkları zaman yemiyorlar. Peki seni karakola aldılar ya, evet. Sabıka kaydı falan işledi mi sana? Yok, benim suçum günahım yok ki kardeşim. Ha, bir gece kaldın ben çıktın. Ben sigara içmiyorum, alkolüm yok, hiçbir şeyim yok kardeşim. Uyuşturucu, kokain hiçbir şey yok abi, asla. Tertemiz. Mümkün değil, canımı bozamam. Çünkü birçok kişi de öyle yazmış, Fuat abi orada farklı işler yapıyor falan filan diye. Yok, benim sigaram yok, alkolüm yok, hiçbir şeyim yok kardeşim. Sen Santa Fe'ye nasıl gittin abi? Nereden buldun orayı? Polisler bana dedi ki bu yoldan düz aşağı gideceksin. Aynı böyle. Oraya dedi biz gelmiyoruz, git orada kal. Yapma ya. Ha valla. Santa Fe'yi öyle buldun yani. He. Kaç gün kaldın orada? 9-10 gün neyle bir şey. Fazla kalmadın yani. Yok. Sizden sonra da birkaç gün kaldım ama çalışmadım. Araba oradaydı. Tezgah açmadan. Ora benim yerim değil kardeş. Sen nerede? Santa Fe benim yerim değil ha. Dinlemeyin mi? İyi kurtuldun vallahi oradan. He? İyi kurtuldun oradan. Ya ora Lut kavmi, Lut kavmi. Lut kavmi orada yaşıyor ya. Dinlemeyin mi ya? Ora benim yerim değil kardeş. Orası Lut kavmi yaşıyor, Lut. Bütün şeytanların hepsi orada. Lut kavmi ya. Orada yaşıyor kardeş. Benim yerim değil orası, beni bozar abi. Ama şunu söyleyeyim sana, çok büyük cesaret orada durmak ya. Bir he? Kere daha bir kere daha tebrik ediyorum seni. Çok büyük cesaret orada durmak. Ya abi yani... Hiç korkmadın mı abi tezgah açarken orada? Her türlü insan vardı orada. Hayat kadınları, kokain tacirleri. Akla ne gelir var? Mafyalar, karteller. Dünyanın kartel, benim arkadaşım var bir tane. Yapma ya. Tabii canım. Vallahi. Senin ya. Arkadaşın ha? He arkadaş olmuş bana. Korumanı mı sağlıyorlardı orada? Hiç kimse çıt demir bana orada. Yapma ya. Vallahi. Vay benim ya. Abim ya. Hem de garaja bakıyor kendisi. Garaja bak. Senin arabayı koyduğun garajın sahibi kartel miydi? Ha kartel. Hadi ya. Valla. O mahalleyi o mu yönetiyordu abi? Hayır, elemandır. Eleman. Personellerinden. Ha personellerinden. Evet. Peki sen büyükleriyle falan tanıştın mı? Yok. Yok. O mahallede kimse haraç falan almıyorlar mı? Yok yok. Ben bir şey vermedim. Hiç kimseye karışmıyorlar. Yok, mümkün değil. Tek yabancı sen miydin o mahallede? Beni idare ediler. Aynen o şekilde. Yabancı olduğun için sana karışmıyorlardı. Yok 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 yok. Diyorlar ki bu adam gariban. Aynen. Onlara yemek falan veriyor muydun bedava? O garaja bakana veriyordum günde bir tane. Orada bir tane çocuk vardı, kokain tacircisi. Sana bir ara soldat olmuştu. Onu ne yaptın? Bir parça et veriyorum, sesini kesiyor. Yapma ya. Sadece o kadar. Başka bir şey yok. İçip içip geliyor. Aynen. Hepsi içiyor burada, içmeyen yok ki. Ne diyor, gelip sana para mı istiyor, tezgahı kaldır mı diyor? Yok, geliyor böyle bir dakika durmuyor diyor, tezgahı kaldır, bir parça et veriyorum diyor, kal burada. Senin bir emanet vardı, nerede o? Emanet burada. Duruyor mu? Kasatura burada. Kasatura burada. Kılıç burada var mı? Bakayım hele ona bir abi. Mal burada. Ama eve götürmüyor abi şimdi. Artık ihtiyacın yok buna galiba değil mi? Allah'a şükürler olsun. Buna ihtiyacım da kalmadı. Bununla bir işim kalmadı. Yok, işim kalmadı. Emekli olmuş. Ben bunu emekli ettim kardeş. Bu emekli de artık. Bu çamaşırı. Bunu yapam, bunu. But I want too hot. Very hot. Yes, okay. Taco, Rako, Rico. Delicious maşırı. Om çamaşırı. Şu senin sloganı bir yapsana Fuat abi. Taco, Rako, Rico. Bir tane. Okay. Maşallah bak, işler açıldı Fuat abi. Allah'a şükürler olsun. Sana ayağın hayırlıdır kardeş. İkinci pişirmeyi burada yapıyorsun değil mi abi? Tantuni gibi mi yapıyorsun? Fuat nasıl? Abi. İkinci pişirmeyi burada mı yapıyorsun? Burada kaşıyorum, burada da tantuni gibi kızartıyorum. Abi malzemeyi hepsini... Kardeş, 80 kilo malzeme getirmişim Türkiye'den. Bu malzemelerin hepsini Türkiye'den mi getirdin? Abi İstanbul'dan, Elazığ'dan malzemeyi yüklemişim, buraya getirmişim 80 kilo. Ciddi misin sen ya? Valla. Burada yok muydu abi döner ocağı falan? Yok, burada yok. Döner ocağı, tantuni tepsisi, bıçak bilemesine kadar getirmişim kardeş. Uçakla mı getirdin sen onları? He, 80 kilo. Demediler mi sana bunları nereye götürüyorsun diye? Yok, kimse bir şey sormadı. Hadi ya. Valla. 40 kilonun bagaj hakkını verdim. Ondan sonra abime söyledim, 40 kilo da benim hakkım vardı. 80 kilo da buraya geldim. Vay be. Evet. Helal olsun ya. Her şeyi kendim vermek yatımdan.
Elazığ'dan getirmiş. Buradan bir tek bir şey almadın diyorsun yani. Yok, ufak tefek şeyler. Vallahi büyük bir cesaret timsalisin abi ya, azim örneğisin vallahi. Allah razı olsun kardeş, baş tacısın. Bir önceki videoda çünkü insanlar çok gurur duydu seninle, yüzlerce kişi aradı. Ben severim kardeş insanları, beni seveni ben de seviyorum kardeş. Kimseye zararımız yok diye. Yok, ekmekçiyim, ekmeğimi kovalarım kardeş. Ama parayı da hala bulmadım, bulacağım. İnşallah abi. Bu parayı bulacağım, başka yolu yok. Vallahi sana şunu söyleyeyim, sen bu azimle devam et abi. Yani yakındır, ben sana söyleyeyim, dükkanını da açarsın, tezgahını da kurarsın. Vallahi yenilmem, hiç işten korkmam. Pes etmediğin sürece yok, çünkü hiçbir sıkıntı yok. Pes etmem olur. Kolombiyalılardan da senin videoyu izleyen olmuş, tanıyanlar falan çıkmış. Nasıl hissettin onlar seni tanıyınca? Mutluluk duydum abi. Adam gelip senin videonu gösteriyormuş değil evet, mi? Evet, bana gelip benim videomu gösteriyor benim tezgahımın üzerine. Hadi ya. Gurur verici kardeş. Bir de yani Türkçe çektik, anlamıyorlar, ona rağmen gelmişler evet, vallahi. Aynen. Bir sürü adam geldi. Türkiye'den de gelen oldu değil mi baya? Türkiye'den birkaç tane geldi. Ama ziyaret edecekler de olacak daha değil mi? Yazanlar var. Var mı? Bir sürü. For me, I don't like onion. Okay, pickle. Evet. Pickle no? No pickle? No cebolla. Onion. No cebolla. Okay. Ya inşallah Türkiye'den biri gelir de benim yanıma, güzel olur yani. Bir tane Türk'ün yanımda olmasını çok istiyorum, biliyor musun? İki kişi olsan var ya, sen burada alt koşturursun vallahi Fatih abi. Yok, şimdi bir kişi de yanımda olsa bir tezgah da karşıya alırım. Değil mi? Tabii. Güvenirim çünkü de abi. İki tezgah yaparım. O zaman daha güzel olur. Ekmek yersin o zaman. Ya şimdi ancak kendime çalışıyorum. Fuat abinin dönerini de gösterin demiştiniz. Buyurun efendim. Döneri böyle hazırlıyor Fuat abi. Yok, tantunu da bildiğim. Aynen. Döneri kesiyorum, tantunu da kızartıyorum. Bu şekilde. Soğan. Böyle Türk başkanım ben. Without onion. Bir. Başka bir şey var mı? Sevuca. Tomate sos. Si. Tomate sos. Listo. Ranch sos. Si. Taco rico. Taco, raco, rico. Taco, raco, rico. Ala orde, ala orde, ala orde. Şaurma, taco, rico, ala orde. Kolombiyalılar bile böyle işte gülüyor burada. Fuat abimi çok seviyorlar vallahi. Abi dil yok, bir şey yok. Kör tavuğu gibiyim. Kafadan 3 kelime öğrenmişim. Ala orde, ala orde. Taco, raco, rico. Hala öğrenmedin değil mi İspanyolca? Hiçbir şey bilmiyorum. Niye öğrenmiyorsun abi? İhtiyacım yok öğrenmeden. İstemiyorum öğrenmek. Benim Türkçe dilim bana yetiyor kardeş. Doğru söylüyorsun abi. Onlar Türkçe konuşsun. Gurur duyuyorum ben kendi dilimle. Yani öğrenmişim, öğrenmemişim benim için fark etmez. Taco, raco, rico. Ala orde, ala orde. Hola, bienvenido. Paranın üzerindeki resime baksana. Neymiş ağzını abi? Ağzını yaşmış diyor, ben acım. Bakayım. Bak böyle bir para var mı, böyle bir para var mı? Gördün? Ağzını açmış diyor ben acım. Ağzını açmış ya diyor ben acım abi. Bura yalan aç kaldı diyorsun ha? Acı ülke abi burası. Doğru söylüyorsun. İnsanlar heves etmesin değil mi buraya gelmeye çok fazla? Mümkün değil, kimse gelmesin kardeş. Gelen burada rezillik çeker. Gelen burada rezillik çeker. Yani hiçbir şey yani inanmasın. Buradaki Türkler diyor gelin. Gelin. Ne varsa burada. Peki Fuat abi. Dolar yapamadıktan sonra, euro yapamadıktan sonra boştur. Karnın Türkiye'ye doyar çünkü kalsın. Aynen. Peki Fuat abi, numaranı bırakalım mı yine açıklama arkasına? Sen bırak kardeş, başım gözüm üstüne. Ama diyorsun ki beni şey için aramayın, para istemek için. Ben kendim acım kardeşim. Adam arıyor benden para istiyor. Ulan oğlum ben acım ya. Sana nasıl para göndereyim? Ben sana nasıl para göndereyim ya? Ekrem abiyle aran nasıl abi? Gidip geliyor mu İstanbul baklavaya? Valla kardeş, Allah razı olsun. Dün Enur'dadım kardeşim. İstanbul baklava dün Enur'dadım. Yapma ya. Pazartesi dün çalışmadım. Ekon'un oraya gittim. Bensiz gittin abi. Bir tepsi İstanbul baklava, bir tepsi Ban baklava hediye etti. Ne olsa? Bakın abi, poşet istiyor. Evet abi, baklava yiyordun en son. Valla dün en kardeşimin oraya gittim, Ekrem'in oraya, İstanbul baklava. Bir tepsi baklava bana hediye etmiş. Yapma ya. Dinleme imanlar. Getirdim, kaldığım evde garibanlar da var orada. Hepsine dağıttın ha? Hepsine verdim, fakirler de var kaldığım yerde, bilirsin. Ne güzel valla ya. Ev sahibine verdim, onun yeganına verdim. Dedi birazları anneme götüreceğim, oranın sorumlusu, evet. Ona verdim. Yedik, bitti. Eyvallah. Herkes nasiplendi. Herkes nasiplendi, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Ekrem abiye bir kere daha burada. İstanbul baklavaya buradan yine selamlar. Buradan İstanbul baklavaya kucak dolu selamlar. Peki Fuat abi, teşekkür ederiz bizi ağırladığın için tekrardan. Baş tacısınız kardeşim. Umarım faydalı olur, umarım hayallerini, dileklerini yerine getirirsin abi. Hayırlı işlerin olsun diyorum, kendine iyi bak abi, görüşürüz. Eyvallah.
Evet, Fuat abi dinlediniz. Derdini size anlattı. Lütfen sizden ricam, Fuat abi bir de yoğun çalışıyor. Günde 14-15 saat mesai yapıyor burada. Fuat abi öyle borç para için falan aramazsanız ben sizden rica ediyorum. Durumu senden ortada adamın. Eğer ki parası olsa kendine mekan açar, restoran açar, güzel bir ev tutar. Allah'a şükür şimdi diğer arkadaşlar yardımcı olmuş, yine küçük bir ev tutmuş. Öyle yani. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Siz de bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. Fuat abinin numarasını açıklamalar kısmına bıraktım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.